Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabaklı patlıcanlı harika bir ana yemek hazırladım. Özellikle yaz aylarında favoriniz olacak bu yemeği mutlaka kaydedin derim. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Öncelikle kabak ve patlıcanların iç harcını hazırlıyorum. Karıştırma kabına orta yağlı kıyma aldım. Üzerine kimyon, toz, kırmızı biber, karabiber ve tuz ekliyorum. Miktarlarını siz kendinize göre ayarlayın. Bir tane küçük boy kuru soğanı rendeleyip suyunu sıkmıştım. Suyunu süzdürdükten sonra harcıma ekledim. Bir tane de yumurta kırıyorum. Biraz da galeta unu ekliyorum. Yarım çay bardağın yarısını ekledim. Yani çeyrek çay bardağı galeta unu eklemiş oldum. Harcımızı iyice yoğuralım. Bu harç aslında bildiğimiz köfte harcı. Daha önceden yoğurup 1 saat kadar buzdolabında dinlendirirseniz daha iyi olur. İyice yoğurduğum köfte harcının üzerine streç kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Ben bu arada sebzelerini hazırlıyorum. Ben 3 tane kabak ve 2 tane patlıcanla yaptım. Siz sadece kabak ya da patlıcan da kullanabilirsiniz. Sebzeleri daha önceden iyice yıkamıştım. Uç kısımlarını aldıktan sonra yan yan verev olacak şekilde doğruyorum. Yaklaşık yarım parmak kalınlığında doğradım. Kabağı da aynı şekilde doğruyorum. Doğradığım sebzelerin arasını tekrar kesiyorum. Bakın böyle tam koparmadan. Kalan bir tane patlıcanı da aynı şekilde doğruyorum. Patlıcanların arasında yine aynı şekilde dilelim. Sebzeleri hazırladım. Biraz dinlenen köfte harcını şimdi sebzelerin içine dolduracağım. Harcı kabağın içine doldurduktan sonra üzerinden şöyle bir bastırıyorum. Üst kapağını kapatıp kenarlarını düzeltiyorum. Fazlalığı varsa alabilirsiniz. Bakın bu kadar. Kabak ya da patlıcan dolması yaparken içini oyuyoruz. Bir kısmı boşa gidiyor. Dolma yaparken de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Nasip olursa bu yöntemle dolmayı da çekip sizinle paylaşmak istiyorum. Sebzelerimi doldurmaya devam ediyorum. Benim doğradıklarım kararmadı ama patlıcanlar kararabiliyor. O yüzden patlıcanları en son kesip doldurabilirsiniz. Ya da tuzlu suya basıp yıkayıp iyice kurulayın. Sebzelerin hepsini doldurdum. Ocağıma geniş bir tava aldım. İyice ısındıktan sonra biraz sıvı yağ döküyorum. Tavanını kapatsın yeterli. Yağın iyice kızmasını bekliyorum. Yağ kızdıktan sonra tavaya önce patlıcanları alıyorum. Sebzeleri arkalı önlü hafif kızartacağım. Yani bir nevi mühürleme yapacağız. Böylece yemeğimiz daha lezzetli olacak. Eğer daha az yağlı olsun istiyorsanız
Aynı şekilde fırında da yapabilirsiniz. Fırın tepsisinin tabanını yağlayın ve bütün sebzeleri yerleştirin. 200 derecede arkalı önle hafif kızarana kadar pişirin. Patlıcan yağı çabuk çektiği için ben çok az daha ekledim ama merak etmeyin çok yağlı olmuyor. Orta ateşte hemen bir tarafları kızarınca diğer taraflarını çevirin. Hafif çok lezzetli bir yemek oluyor. Mutlaka deneyin derim. Hele de bu yaz sıcaklarında yemeğinizin üzerine yoğurt dökerek de yiyebilirsiniz. Yoğurtla da çok güzel oluyor. Patlıcanların iki tarafını da hafif kızarttım. Köfteler de biraz kızarmış oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir dağılma da olmadı. Şimdi kabaklı köfteleri kızartacağım. Tavaya yine çok az yağ döküyorum. Böyle değişik güzel yemek tarifleri istiyorsanız lütfen yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yoruma kalp ya da nokta dahi koyarsanız çok sevinirim. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak hemen abone olabilirsiniz. Kabakları da aynı şekilde arkalı önlü hafif kızarttım. Sebzeler ve içindeki köfte biraz kızardığı için yemeğimiz kokulu çok daha lezzetli olacak. Sebzelerin hepsini kızarttım. Tavamın içini havlu kağıda şöyle bir siliyorum. Yine aynı tavaya 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Yarım yemek kaşığı salça ekliyorum. Benim salçam domates ve biber salçası karışık. Sade domates salçasıyla da yapabilirsiniz. Salçayı 1-2 dakika kavuruyorum. Bir diş sarımsak rendeliyorum. Sarımsakların aroması çıkana kadar 10-15 saniye kadar karıştırarak sarımsakları da kavurdum. Şimdi geçen sene yazdan yaptığım domates sosundan ekleyeceğim. Bir kase ekliyorum. Yaklaşık 2 su bardağı diyebiliriz. Siz isterseniz 4-5 tane domatesi rendeleyip de ekleyebilirsiniz. Dakikada domates sosuyla kavurdum. Eğer çiğ domatesten yapacaksanız 4-5 dakika kavurun. Sosumun üzerine biraz karabiber kırıyorum. Bir çay kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim. Şöyle bir tekrar karıştırıyorum. Sosu tavanın tabanına iyice yayalım. Kızarttığım sebzeleri sosun üzerine yan yana dizeceğim. Çok üst üste olmaması için geniş bir tava seçerseniz iyi olur. Sebzeleri iyice sıkıştırarak sosun üzerine yerleştirdim. Tabi sığmazsa üst üste de yerleştirebilirsiniz.
Yemeğimin üzerine bir su bardağı sıcak su ekliyorum. Tavanın kapağını kapatıp önce 5 dakika yüksek ateşte pişirdim. Sonra ocağı kısarak yaklaşık 35 dakikada kısık ateşte özleşene kadar pişirdim. Yemeğim pişti. Eğer vaktiniz varsa 15-20 dakika dinlendirin. Üzerine maydanoz ya da dereotu serperek de servis edebilirsiniz. Köfteli olduğu için çocuklar da eminim bayıla bayıla yiyecekler. Yaz gününe yakışır nefis bir yemek. Misafirlerinize de ana yemek olarak yapabilirsiniz. Yemeğimi şöyle yakından da göstereyim. Yoğurda az tuzla çırparak sade bir sos ya da sarımsaklı bir yoğurt sosu hazırlayabilirsiniz. Ben yoğurt sosuyla servis ettim. Bizimkiler bayıla bayıla yediler. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Eğer denerseniz sonucunu yoruma mutlaka yazın. Şöyle servis tabağında da göstermek istiyorum. Üzerine sosundan da dökelim. İster sade, ister yoğurtlu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünkü tarifim de bu kadar. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.